Herkese selamlar, Orta Dünya'ya hoş geldiniz. Ben rehberiniz Murat Sönmez. Arkadaşlar bugün biraz daha farklı bir konuya değineceğim. Çok uzun yıllardır film popüler olduktan sonra daha çok ortaya çıkan bir mesele var. Bu zaman zaman böyle ısıtılıp ısıtılıp tekrar ortaya konuluyor. Bazen e, sizler arasında da yorumlar arasında da ben bunu görüyorum. O yüzden de bir video çekeyim istedim. Nereye gidecek bu video? Kaç dakika olur? Ne olur? Ne biter? Ben de çok bilmiyorum. Size biraz içimi dökeceğim aslında. Siz de lütfen tabii ki yorumlara kendi fikirlerinizi yazın. Şudur. Orklar Türk mü? Mordor Türkiye mi? Değil. Hadi basmalık. Tamam biraz daha detaylandırayım neden değil. Şimdi bunu anlamak için öncelikle Tolkien'e bir bakmak lazım. Tolkien biliyorsunuz hayatını 1900'lü yıllarda geçirmiş, 1972 yılında ölmüş bir İngiliz. Bu İngiliz aslında muhafazakar bir İngiliz. Ve günün şartlarına göre, günün dünyasına göre aslında bir şekilde yaşayan biri. Yani nedir? Kadınların çok fazla toplum içerisinde söz sahibi olmadığı, Aynı zamanda beyazlar dışındaki diğer ırkların insanların da toplumda çok büyük bir hak sahibi olmadığı yıllarda yaşayan birisi bu çok önemli. Çünkü baktığınız zaman Tolkien'in çalışmalarında mesela kadınlara çok az yer verilmiştir. Kadınların rolü çok fazla değildir. Kadın yok mu? Elbette ki var ama oran olarak baktığınızda erkeklere göre çok daha az bir yer kaplarlar. Bu Tolkien'in aslında biraz muhafazakar olmasından kaynaklanıyor, biraz da yaşamakta olduğu dünyanın genel kabullerinden ileri geliyor. Diğer yandan Tolkien'in ırkçı olduğuna dair, Tolkien'in diğer ırklara karşı bir e, mesafesi olduğuna dair elimizde hiçbir bilgi, hiçbir kanıt yok arkadaşlar. Yani aslında Tolkien ırkçı bir adam değil. Bu yüzden de Türkçe alt temellere oturtulan bir takım iddialar da aslında burada çürümekte ya da bu iddialar burada geçerliliğini yitirmekte. Hatta Tolkien'in biliyorsunuz Finlandiya'ya, Fince'ye ve oradaki daha çok hep kuzey taraftaki mitolojilere karşı, mitolojilere karşı çok büyük ilgi duyduğunu biliyoruz. Yani aslında burnu büyük bir İngiltere'den dışında İngilizlerden dışında bir şey düşünmeyen bir adam değil. Bunu bir kere cebimize koymalıyız. Tolkien Orkları Türklerden yapacak bir adam değil. En başta bu yönde hiçbir kanıtımız yok. Diğer yandan yine aslında aynı meseleye geliyoruz. Kartallarla neden götürmediler videosunda ben bunu açıklamaya çalışmıştım. Bir kez daha söylüyorum. Sadece bir perspektiften bakıldığında bazı yanlış sonuçlara ulaşılabilir. Yani Tolkien'in yazdıklarına sadece Yüzüklerin Efendisi'nden bakarsak, sadece gözümüzü oraya dikersek, büyük e, dünyayı kaçırırsak bir takım yanlış sonuçlara ulaşabiliriz. Tolkien'in yapmış olduğu, yazmış olduğu tarih içerisinde Yüzüklerin Efendisi'nde geçen olaylar aslında çok mini minnacık, çok 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 az bir kısmı ilgilendiriyor. Hani hep diyorlar ya evren işte bilmem kaç milyar yaşındaysa insanlar son iki saniyesinde vardı diye. İşte aynı hikaye burada da geçerli. Adamın yazdığı kocaman bir külliyat var. Onun içerisinde Yüzüklerin Efendisi her ne kadar yazmış olduğu iki romanda, Güneşin 3. çağıyla ilgili olsa da Tolkien'in asıl yazdıkları üzerinde çok daha fazla düşündüğü kısım Güneşin 3. çağının öncesinde geçen kısım. Yani sadece Yüzüklerin Efendisi'ne ve Güneşin 3. çağına bakarak oradan bir çıkarımda bulunmak yanlıştır. Temelde basitçe, özetle bunu söylüyorum. Şimdi bakıyoruz orklara. Orklar ne zaman olmuş? Ha, geliyoruz tabii ki şurada ben size hemen haritayı da size ekrana getireyim. Orkların yaratılışı, orkların ortaya çıkışı daha doğrusu F elf'lerle alakalı biliyorsunuz. O da yıldızların çağında. Daha sonra işte e, elfler Kuyvinyen Gölü'nün orada ortaya çıktıktan sonra ki şu anda sağ tarafta görmektesiniz o gölü ve bir bakın şu haritaya bir yandan da herhangi bir bir yeri çağrıştırıyor mu size? Evet, aşağıda Afrika'ya benzer bir yer var. Sağda iki tane farklı yer var. Darklands var mesela, ne olduğunu çok fazla bilmediğimiz. Sol tarafta Valinor var. Aslında bu harita dünya ile yakından uzaktan çok fazla bir alakası olan bir yer değil. Şimdi bu doğuda diye bu göl. Elflere biz mesela Japon mu diyeceğiz? Bir Çinli çıkıp da bu çok doğuda aslında Tolkien elfleri yaparken Çinlilerden yola çıkmıştır diyor mu? Aynı şekilde biz neden peki ee, sadece doğuda olduğu için Mordor mesela bu Türkiye'den esinlenmiştir diye bir şey düşünebiliyoruz acaba. Bu düşünce tabii tarzı da farklı bir düşünce tarzı ona geliriz. Şimdi burada elfler biliyorsunuz uyanıyorlar. Çünkü Eru tarafından yaratılmışlar aslında. E, uyanıyorlar ardından da burada onlarla ilk karşılaşan Melkor oluyor. Melkor bu elfleri alıyor. Ve e, o arada bulundu, bulunduğu utumla da bunlardan ork ırkını bir şekilde onları bozarak büyüyle, işkenceyle... Başka çeşit şeylerle onları bozarak orkları meydana getiriyor. Yani orklar baktığınız zaman aslında elf, elflerin bozulmuş hali. Şimdi siz bu e, hikayede orkların Türklerden geldiğinin nereden çıkartabilirsiniz? Hiçbir yerden çıkartamazsınız. Orkları sadece havadan inmiş bir şekilde düşünürseniz eğer, sadece yüzüklerin efendisinde kötü adama hizmet eden genelde de doğuda yaşayan bir işte ırk, bozuk bir ırk diye düşünürseniz o zaman böyle işte garip sonuçlara belki ulaşabilirsiniz. O zaman bile zor da belki ulaşabilirsiniz. Ama bütün hikayeye baktığınız zaman bunun dünyada yaşayan herhangi bir ırkla bir alakası olmadığını, orkların ortaya çıkışının tamamen güzel olan elflerin bozulmasından meydana geldiğini anlıyoruz. Çünkü... Melkor'un zaten biliyorsunuz amacı bu. Güzel olan her şeyi bozmak istiyor. Arda'da yani dünyadaki bulmuş amacı o. O yüzden de en güzel ırk olan, en kusursuz olan elfleri alıyor ve ork haline getiriyor. Bir şekilde aslında intikam almış oluyor onları bozarak. Burada herhangi bir ırk yok. Burada dünyaya herhangi bir gerçek dünyaya herhangi bir referans yok. Burada gerçek dünyadaki herhangi bir mitolojiye de referans yok. Buradan hiçbir şey çıkartamazsınız. Sonuç olarak da orada ortaya çıkan orkları da gerçek dünyada ne Türkiye, ne Çinliye, ne Araba, ne bilmem ne hiçbir şeye dayandıramazsınız. Dayandırırsanız sadece o sizin içinizdeki fesatlıkla alakalıdır bana sorarsanız. Bir yandan da Tolkien biliyorsunuz her zaman şunu demiş. Hiçbir zaman Gerçek dünyadaki Almanya'yı alıp buraya koymadım. İşte Sauron Hitler derlerdi bir dönemde. Hiçbir zaman bir kişiyi alıp tık diye romanıma ya da dünyama yerleştirmedim. Bu yarattığım e, mitolojinin gerçek dünyaya çok az ayak basmasını istedim diyor bir mektubunda. Yani gerçek dünyadan çok az esinlenmeye çalıştım demek istiyor. Ha sonuçta bu adam Mars'ta yaşamıyor sonuçta dünyada, İngiltere'de yaşamış bir adam. E tabii ki de gerçek dünyadan bir şekilde etkilenmiş olmalı. Bu da artık herhalde e, zaten fantastik kurguda e, pek çok farklı e, kitapta da buna rastlarsınız. Mesela Witcher'da, Witcher evreninde e, bütün aslında şehirlerin, işte ülkelerin gerçek dünyada nereye karşılık geleceğini çok rahat anlarsınız. Çünkü isimler bile birisi Fransızcadır, biri Almancadır. Oradan gelmiştir anlarsınız ama orta dünyada böyle bir durum yok ve kendisi de zaten diyor ki ben mümkün olduğunca gerçek dünyadan az faydalandım. Şimdi Mordor Türkiye mi olayına yine geliyoruz. Bu sefer de e, güneşin ikinci ve üçüncü çağının haritasına bakmak lazım. Evet bu ikinci çağa baktığınız zaman artık sol tarafta Beleriand gitmiş, yıkılmış, e, sular altında. E, yeryüzünün şekli değişmiş. Yine aşağıda Afrika'ya benzer bir yer bulunmakla beraber e, baktığınız zaman Mordor evet doğuda bulunuyor. Ama yani kuzeyde bulunuyor olsaydı bu sefer e, Norveç'i mi simgeliyor olacaktı ya da güneyde bulunsa Suudi Arabistan mı olacaktı? O da doğuda bulunuyor. Fakat buraya baktığınız zaman yine aynı şeye geliyoruz. Doğuda bulunuyor olması neden sadece Türkiye olabileceğini aklına getirir. Bir Çinli de o zaman demin yine aynı şeye geliyorum. burası Çin, Ruslar burası işte Rusya, Japonlar burası Japonya diyebilirler. Tamam o kadar doğuda değil ama sonuç olarak her doğuda bulunan da Türkiye'yi tabii ki temsil ediyor diye bir durum yok. Şimdi tabii bir yandan da insan ne görmek isterse onu görüyor. Ben bu videoyu çekerken biraz da yurt dışındaki kaynaklara baktım. Acaba onlar ne düşünüyor? Onlar da işte Türkiye'den vesaireden bahsediyor mu? Çoğunluğu öyle bir şeyden bahsetmiyor. Ama onlar da işte burada İtalya şurası, Fransa burası, Almanya burası diye oturmuşlar yazılar yazanlar da var. Tabii ki insan ne görmek istiyorsa dediğim gibi onu görüyor. Ama baktığınızda bu haritayı 3. ve 2. güneşin 2. çağı, ve 3. çağ haritasını bir şeyle karşılaştıracaksak bu belki işte 1 milyon yıl önce Afrika ile Avrupa'nın henüz daha Asya'nın tam olarak ayrılmadığı bir zaman olabilir. Orada da zaten milletler, ülkeler yoktu biliyorsunuz. Bir de bu Orklar Türk mü? meselesine farklı bir yönden de yaklaşacağım arkadaşlar. Ee, Oğuzhan Türk boyu eski Türk boyu Oğuzhan'ın 3 e, tane çocuğu var arkadaşlar. İsimleri Günhan, Ayhan ve Yıldızhan. Baktığınız zaman bu size neyi çağrıştırıyor? Isildur, Anarion, Elendil. Isildur Ay'dan geliyor. Anarion Güneş'ten geliyor. Ha, buyurun Günhan. O da Güneş'ten geliyor. Al Ayhan. <laughs> o da Ay'dan geliyor. Elendil'de anlamı yıldız var içerisinde. Aha burada Yıldız Han var. Madem bir çıkarım yapacağız. O zaman buradan çıkarım yapalım. Ve diyelim ki Nümenor'dan kaçanlar Türktü. Zaten hani Atlantis'e gitti yani Türkler. Türkler her yere gidiyor ya. Amerika'ya da gitti. Atlantis'e de gitmişti. Atlantis'ten geri dönmüş Türkler. E, Nümenor'u da o zaman zaten... Tolkien'in Atlantis'i olarak düşünürsek demek ki Atlantis'ten kaçan Gondor'u ve Arnor'u kuranlar Türk'müş. İlla böyle düşüneceksek o zaman olumlusunu düşünelim bari. Gondorlular ve Arnorlular Türk'tü arkadaşlar. Görüşmek üzere.